Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Tabii Önder Hoca merak ediyor. Evet. Önder Hoca, Önder Karaveli Hoca Beşiktaş'ın teknik direktör olarak Süper Kupa finalinde çıkacak. Süper Kupa finalinden sonra da hani işte işte kaybederse ne olur, kazanırsa ne olur gibi işte kaybederse gönderilir, kazanırsa başka bir formül üzerinde. E, Olacağını düşünmüyorum. Yani e, bu maçın sonucu e, çok hani çok farklı bir şey olmazsa, tarafların moralini, camianın e, gardını düşürecek bir mevzu olmazsa, Önder Hoca ile devam edecekleri bilgisini aldım. Yani bunu en üst düzey makamlardan, Önder Hoca'nın e, kupa maçının sonucu ne olursa olsun, e, şu anda devam etme planlarını Peki, olduğunu Peki bu aldım. sezon sonuna kadar mı devam etme düşüncesi yoksa daha sonraki dönemi de kapsayabilir mi? E nedir bu konudaki? Şöyle bilgi? E, onu da anlatayım. Bu bilgi paylaşılmadığı için kamuoyla bilgilendirmekte fayda var. Şimdi teknik UEFA'nın ve FIFA'nın doğal olarak da Futbol Federasyonu'nun normalinde 15 gün içerisinde teknik direktörünüzü atamak zorundasınız. Önder Hoca'nın bu süreyi yasal süresini doldurdu zaten. Yani şu anda Beşiktaş'ın resmi teknik direktörü Önder Karaveli. Ve bu açıdan da Beşiktaş zaten Önder hocayla sezon sonuna kadar bir kontrat imzaladı tek bir traktör olarak şu anda bir kontratı var. Evet. Ee, tabii daha önceki maaş falan gündeme geldi ama yani belli bir iyileştirmenin yapıldığını da biliyorum. Şimdi Önder Hoca ile yapılan ve planlanan şuydu. Özellikle altyapı ile üst yapı arasında bir geçiş dönemi var. Oranın bir direktörlüğünü yapmak gibiydi. u 19 takım hocasıydı. Bir de kiralık oyuncuların takip ve değiştirmesi vardı. Bir de bir altyapı direktörü gibi. Yani orada bir geçiş direktörü gibi bir pozisyon tanımlanmıştı. O görevi yapacaktı zaten. Şimdi eğer yeni bir teknik direktör gelir ise önümüzdeki süreçte, bununla da ilgili çalışmalarla ilk defa bilgi vereceğim burada. Tekrar e değerlendirmeler var. E eğer Önder Hoca ile niyet şu anda e devam etme yönünde görüş var. E Türkiye'den de şu an itibariyle bir teknik adamla anlaşmak yerine e yabancı bir isim konusunda da hala bir arayışlar var. Onu o zaman ben burada tekrar şöyle araya gireyim çünkü önemli bir konu. Beşiktaş'ta Önder Hoca ile devam etme niyeti isteği ağır basıyor gibi görünüyor dedi. Önder şu Hoca. An itibariyle. Şu net söyleyeyim, Önder Hoca ile Beşiktaş her şekilde devam edecek. Evet. Ama şu an teknik direktör olarak devam evet. ediyor. Eğer bir teknik adam gelirse ya yardımcısı olacak ya da zaten var olan tanımlanmış bir görevi vardı. Bu görevi gerçekleşecek, devam ettirecek. Yani, yani Önder şekilde... Hoca farklı bir teknik adam da gelse, zaten o ekibin içerisinde yer alacak bir şekilde bu gelecek yabancı teknik adamında e, yabancı olması muhtemel diyorsun, değil mi? Eğer öyle bir Evet Onu da olacak. söyleyeyim. Ee, özellikle hani yabancı düşünülen bir teknik adam vardı, biliyorsunuz. Önce çerçeveyi bir e, çizeyim. Yani Önder Hoca ile bugün Sayın Başkanın da niyeti e, ya da bu profesyonellerin de niyeti Önder Hoca ile devam etmek yönünde. Yani kupayı kazanırız, Önder Hoca ile devam ederiz diyorlar. Fakat yeni yapılanma projesi kapsamındaki süreç bu dönem nasıl gelişir? Bir B planı daha güzel kelime oldu. Bir B planı hazırlığı var mı Beşiktaş'ta? Bence bir P planı var zihinlerde. Bu B planını da gördüğüm kadarıyla şu anda aldığım bilgiler ışığında söylüyorum. Hani Rıza Çalınbay üzerinde bir yoğunlaşma yok. Yani böyle bir tasarruflar olduğunu düşünmüyorum. Samet Aybaba ya da Mehmet Özdilek isimleri geçti. Onlar üzerinde de bir tasarruf olduğunu düşünmüyorum. <laughs> bir Şenol Güneş ismi gündemde ama evet. şu an itibariyle e, bu süreçten sonra Şenol Güneş böyle bir teklifi kabul eder mi? Bu bu dönemde böyle bir sürecin içerisinde olur mu? Ondan da kestiremiyorum ama bir e, isim var ki özellikle biliyorsunuz Bruno e, ile ilgili Portekizli evet. e, Bruno Pineiro ile ilgili bir çalışma vardı. O da olmadı. Aslında temel e, nokta buydu. Beşiktaş'ın B planını bence e, yaklaşık 2 ay önce Kasım ayında e, görüşülen e, Sergen Hoca'nın e, bırakma kararıyla birlikte görüşülen bir isim vardı. Falke. Evet. Alman teknik adam Fenerbahçe'nin de gündeminde. Biraz daha Falke ismi e, yönetimde aklında kalmış durumda. Yani şunu düşünüyor. Önder Hoca'yla sonuna kadar hani gidelim. Eğer önümüzdeki sözlerini sezonu da kapsayacak. Falke'nin e, o görüşmelerde şöyle bir takım bilgi kırıntılar olmuştu. Bizi izleyenler Fenerbahçe'nin e, de Falke'yi gündeme aldığı bir dönemde hocayı daha iyi tanıyabilirler. Biraz daha prensipleriyle çalışan, sezon ortasında kamp takım almamayı tercih eden, genelde yapılandırmadan yana e, bir takım e, çalıştırmak isteyen, idealler olan, projeler olan ve uzun vadeli çalışmak isteyen bir teknik adam sanki Beşiktaş'ın e, yapmak istediği proje içerisinde Falke o yüzden sıcaklığını koruyor. Yani Falke'nin Fenerbahçe ile e, özellikle yaşanan bu süreçleri değerlendirerek Türk futbolunu yakından takip ediyor. Görev alacağını düşünmüyorum. Ama Beşiktaş'ın bir projeyi doğru sunabilirse ya da e, Beşiktaş'a gelmem o dönem için şu an dinlenmek istiyorum diyen Falke'nin önümüzdeki süreçlerde yani Önder Hoca ile gidildikten sonra yeniden Beşiktaş'ın gündemine gelebileceğini düşünüyorum. çünkü. Ama bugün itibariyle A planı Önder Karabeyli diyorsun. Kesinlikle A İlk planı. O B planı. planı evet Falke. Bunu da şunu söylemek istiyorum. Bugün biraz dersime çalıştım. Çok uzatmak istemem. Senatın da katkıları çok önemli. Beşiktaş'ta 14 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Sezon sonunda. Beşiktaş aşağı yukarı yüksek maliyette bütün oyuncularını gönderecek. Yani belki sözleşmesi olanlar içerisinde iki tane Gezzal ve iki buçuk milyon euro olan ee, yine sözleşmesi devam eden Alex Teixeira 2,5 milyon euro alıyor. Bunlar takımın en yüksek oyuncular olacak. Yeni gelenler içinde 1 milyon euronun üzerinde maaş vereceğini düşünmüyorum. Ahmet Nurçebi çıtayı belirlemiş. Geçtiğimiz dönemlerde ben 30 milyon demiştim biliyorsun 1,5 yıl önceki evet. süreçte. Ahmet Nurçebi'nin söylediği ve emrettiği nokta şu. Önümüzdeki yıl Beşiktaş'ın kadrosu 25 milyon euroya kurulacak. Buna göre genç oyuncular olacak. Geri katılanlar olacak. Bunu da altını çizelim. 25 milyon euro takım kuruyor evet. ve geleceğin takımını kurmak için kararlı bir şekilde bunu uygulayacaklar ve tek tek konu açılıkla yapabilirim. Geri dönen oyuncular olacak. A takımına mesela Kerem Kalafat şu anda e, Uşak Spor'da oynuyordu. Evet. Sezon başında yetişmesi için gönderilmişti. Kerem Kalafat devre arasında, devre arasında büyük ihtimalle Sabek biliyorsunuz, Rozier'in yedeklemek için e, beş yaşa geri dönecek. Evet. Yani orada pişti, oynadı, gelişti. yedek yedekleme anlamında Kerem Kalafat ismi var. Yine başka sürprizlerim de var. Vida ile ilgili teklifler var. Evet. Bunları da ilerleyen saatleri değerlendiririz. Sayın Ahmet Nurçebi'nin Beşiktaş Kulübü'nün çıkıp bu 25 milyona takım kurma düşüncesini, gençleştirme projesini biz geçen sene başlattık. Belli bir yere kadar getirmiştik. 25'e bu bütçeyi çekeceğiz diyorlar. Bu kararlılık var. Yani Ceyhun Kazancı'nın önünde bugün takım kurulacaksa 25 milyon bütçeyi aşmayacak şeklinde bir talimat var. Ya bunun dışında buna göre uygulanacak. O yüzden 14 kişiden kimler gidecek? Şimdi Vida ile ilgili bir şey var. Yani e, Vida ile ilgili mesela kendisine kulüp bulması yönünde bir deklarasyon yapılmış. Yani sezon sonunda Vida'nın şu anda 3.4 gözüküyor. Ekstralarla 3.9 evet. milyon euro kazanıyor Vida. Eee Beşiktaş'ın bu paraları ödemesi mümkün değil. Beşiktaş'ın Vida'ya önereceği ödeyeceği ücret 1 milyon euro civarındaydı. O yüzden biraz daha şeyde aşağı çekmeye çalışıyorlar yaş ortalamasını. Beşiktaş 20 ila 27 yaş arasında bir skala veriliyor. Keskin hatlar. Yani e, bu yaş grubunda transferler yapılacak. Sezon sonu, sezon devre arasında evet, şimdi... bir transfer yok. Taraftar soruyor. Sevgili evet. Onur şeyden e, mutak da sormuş. Devre arası transfer var mı diye. Benim duyduğum tek devrası yapılacak transfer. Zaten 27 futbolcu var Beşiktaş'ta. Kerem Kalafat dönüyor Sabek. Yani Uşak Spor'da başarılı oldu. O tekrar çağrıldı. Biliyorsunuz Bilal vardı Eskişehir'den alan. Evet. O da Bandırma'da zaman zaman şans buluyor. O yüzden Kerem Kalafat'ın performansı iyi olunca bunlar gelecek kadroda düşünülen bir oyuncu da o dönüyor. Şimdi diğer 14 tane oyuncu boşa çıkıyor. Bunların arasında Can Bozdahan, Josef Güven dışında 11 oyuncuyla yollar ayrılacak. Ve bunların arasında Atiba da var. Atiba yla... Zaten yaş itibariyle yaş Atiba'ya yeni sözleşme teklif edilmeyecek. Ve hatta Atiba'nın şöyle bir beklenti de var değil mi? Artık Beşiktaş'ın o teknik ekibi içerisinde nasıl bir görev alacaksa bu camia içerisinde bulunacağı da tahmin edilen isimlerden biri. Bu karar Atiba'nın. Atiba o gün geldiği zaman Beşiktaş'ın oyunculuk teklif etmeyeceğini biliyoruz. Antrenörlük teklif edilir. Başka görevler Teklif edilir, kabul eder. Yeni şartlar oluşturulur. O da Atiba'yla yönetim arasında Aklım şey ama. Güzel bir liste evet. Sezon futbolcu, sonu. Evet arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Bolcular. Devre arası buraya gelmeden önce bir bilgi paylaşayım. Ee, bir umut var Beşiktaş'ta. Özellikle devre arası alma değil de satma yönünde ya da kiralama yönünde bazı isimler var. Bunlar da taze bilgiler. Dersimi çalıştım dedim ya. Şimdi Vida Valsport olayını kenardan duymuşsunuzdur. Evet. İki buçuk yıllık bir öneri var Vida'ya iki buçuk yıllık bir öneri konuşuluyor. E, Beşiktaş da bu konuda bon servisiz oyuncunun devre arasında şu an bile gönderilebileceği konusunda eğer isterlerse kolaylık sağlama konusunda Beşiktaş hazır. Yani orada işte Wellington var, orada işte Serdar var, işte başka oynayan Necip oyuncu vesaire. 6 aylık maliyetten de kurtulmak. 5 aylık, 6 evet. aylık maliyetten de kurtulmak noktasında böyle bir yola gidilebilir. Ama Beşiktaş kulübüne şu ana kadar ee, çok ciddi resmi talep olarak bir teklif gelmedi. Dolaylı olarak Vida'nın Valsford e, e, ilişkisi e, konuşuluyor. Ama şunu da söylememiz lazım. Beşiktaş'ın ile ilgili şimdi bile gitse bir talebi yok. Yüksek maliyeti var. 3.4 gözüküyor. 3.9 kazanıyor. Yaklaşık olarak baktığınız zaman da 2 milyon euro bir maliyetten Beşiktaş kurtulmuş olacak. Ee, bununla da ilgili bir teklif gelirse e, bu şekilde yollar ayrılabilecek. E, Vida'nın da tabii sözleşmesi boşa çıktığı için daha iyi şartlarda Beşiktaş'ın önereceği 1 milyon euronun altında bir rakamı da bu şartlarda 4 aldığınız bir yerde 1'e düşer misiniz? Bu yaş grubunda çok zor. Beşiktaş bu teklifi yapmaz. 1'e de bir daha imza atmaz gözüküyor. O yüzden e, böyle bir e, açmaz var. Sezon başında da Vida'nın Roma ile masaya oturduğunu biliyoruz. Erdal Tornoğlu ile birlikte. Roma'nın 3 milyon euroya kadar çıktığını da biliyoruz. Beşiktaş bon servisini almamak kaydıyla o gün bırakmıştı. Vida bu şartları kabul etmemişti o günün şartlarında ki bu teklifi ne kadar kabul eder bunu da önümüzdeki günlerde e, göreceğiz. Yine Can'la ilgili bir şarkeden kiralık almıştı. Can'ın e, kadroya katılması konusunda bir kararlılık var. Güvenle ilgili sözleşme yenilemesi durumu var. Joseph'in sözleşmesi bitiyor. 2 yıllıktı. Joseph'le de ilgili e, makul fiyatlara Joseph'e yeni bir teklif yapılacak. Onun dışında kalan, kışında kalan isimlerini de sağlayabilirim birçok oyuncuya yollar ayrılacak. Yine bilgiler vereyim Beşiktaş'tan. Göztepe En ilişkisi var. Evet. Devre arası için. Devre mi? arası için En Sakala'ya bir talip oldukları Beşiktaş kulübü tarafından doğrulandı. Bir ilgileri var. Eğer şartlar oluşursa onda 850 bin, euro maaşı var. Eğer 425 bin euro bir bedeli var gitme şeyi bedel değil de maaş düşecek. Beşiktaş da bu konuda en sakala konusunda Göztepe'ye Her türlü konuda yardımcı olacağı Göztepe'ye bildirilmiş Başka Bilgisi somut geldi. var mı? Somut var Özellikle istenen oyunculardan Salih Oynamadığı için Salih'e Alanya başta Olmak üzere 9 ayrı kulüpten Süper Lig kulübünden Salih'in kiralanması konusunda Bir teklif var Salih Uçan'a Süper Lig kulüplerinden Alanya başta olmak üzere 9 Süper kulübünden teklif var ee, sanırım bu süreci de önümüzdeki hafta Süper Kupa freninden sonra Salih'le oturulup konuşacak Oyuncu burada mı kalmak ister yoksa Oynayarak mı daha güçlü hale gelmek ister Diye düşünebilirsiniz Bu şey anlaşılmasın Beşiktaş kulübü Salih'ten vazgeçmiş değil Salih'le ilgili planlarından vazgeçmiş değil Sadece oyuncunun Oynayarak mutlu olması mı tercih eder Yoksa Beşiktaş'ta devam etmesini ister Şu şartlarda bu ortamda da Görünen o ki son 5 ay içerisinde Salih'in fazla e, forma şansı bulamayacağı tahmini yapabilirsiniz. Bu kararda Salih'in vereceğini e, söyleyebiliriz. E, evet. Bu. Douglas satalip yok. Lens Laiche talip yok. Bunların maaşları 6 milyon euroyu buluyor. Bunlar da sezon sonu sözleşmeleri bitiyor. Bu grup dışında bir de biliyorsunuz e, Beşiktaş'ta farklı isimler vardı. Onlar da e, şeyin de da bir yıl daha sözleşmesi var Onunla da ilgili bir teklif falan gelirse değerlendireceklerini söylediler evet. gelen bilgiler bu,